Lan versene lan! Böyle savunma mı olur ha? Velayet davası aç dediniz, ben de gereğini yaptım Çınar Bey. Velayet dedim sana, velayet! Git sevdiğim kadına hakaret et demedim. Namusuna nasıl dil uzatırsın sen? Senin dilini kopartırım ben. Çınar Bey, davanın sert geçeceğini bilmeniz gerekirdi ama. Ne demek sert geçeceğini bilmem gerekiyordu? Ne yapıyorsun Çınar? Bırak adamı evladım. Derdiniz nedir? Bu dava aç dedim buna, gitmiş toprağa hakaret etmiş. Önce sakin ol evladım. Böyle hiddetlenerek bir yere varılmaz. Gel benimle. Ya nasıl sakin olayım baba? Neler söylemiş toprağa? Bıraksaydın da geberseydim şu herifi. Oğlum sen aklını mı yitirdin? Neler oluyor bir anlat bakayım. Davaya gidemedik. Bu herif de meydanı boş bulmuş. Toprağa söylemediğini bırakmamış. Ne namussuzluğu kalmış ne iffeti. Allah Allah, neye dayanarak yapmış ki? Bilmiyorum. Bu velayet davaları çok sert geçiyormuş. Oğlumu alması için iki paralık etmesi gerekiyormuş annesine. Bu kötü olmuş. Toprak orada mıymış? Duymuş mu bunları? Kahrolmuştur kızcağız. Allah kahretsin. Şimdi aklından kim bilir neler geçiyordur toprağın. Benim hemen onunla görüşmem gerekiyor baba. Anlaşmamıza dayak yoktu Zümrüt Hanım. Bu nedenle fiyatını ikiye katladı. Delirdin mi sen? Duyacaklar şimdi. Deliren kim acaba? Tamam tamam. Ne gerekiyorsa vereceğim tamam. Bir su falan bir şey içer miydiniz acaba? Teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. Müsaadenizle ben gideyim artık. İyi günler. Necip Bey, Çınar'ın derdi neymiş? Niye adamı dövmüş? Hiç sormayın Zümrüt Hanım. Mahkemede Çınar'dan habersiz bir dolu hakaret etmiş toprağa. O da zıvanadan çıkmış tabii. Ciddi misin? Peki Çınar nereye gitti şimdi? Fırladı gitti, engel olamadım. Nereye? Toprak'la konuşmaya. Çok ayıp oldu kıza, çok. Toprak. Ne oldu Çınar, ne istiyorsun? Ben çok üzgünüm, özür dilerim senden. Ne için? Hangi biri için? Kızmakta, kırılmakta haklısın. Duyduğum zaman ben de deliye döndüm ama sana yemin ediyorum, yemin ediyorum hiçbir şeyden haberim yoktu. O adam kendi kendine hazırlamış o dosyayı. Öyle mi? Avukat senin ama ne söylediğinden haberin yok, öyle mi? Yemin ediyorum Toprak, böyle bir şey mümkün mü? Ben sana böyle şeyler söyleyebilir miyim? Öyle ya da böyle, ben bugün bir sürü hakaret işittim Çınar. Rezil oldum. Üstelik herkesi zor durumda bıraktınız. Böyle olsun istemezdim. Demek ki velayet davası böyle bir şeymiş. Ayrıca bunu başlatan da sensin. Evet haklısın. Ama oğlumu görmeye geliyorum. Evde yoksunuz. Neden bahsediyorsun sen? Geçen gün geldim sizi görmeye. Oğlumu da, o Ahmet denilen adamı da yanına alıp gitmişsin. Ablam öldü benim için var. Onun cenazesine gittim. Üzgünüm. Bilmiyordum. Bilseydim yanında olmak isterdim. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hayır yok, git lütfen. Oğlumu görebilir miyim? Çınar şimdi olmaz. Ayrıca lütfen bir daha buraya gelme. Anlamadım. Bak, Kaan'ı görmek istediğinde bana haber ver. Ben alıp başka bir yere getireyim. Ama lütfen bu insanları huzursuz etme artık.
Merhaba. Hoş geldin Ebru. Buyur. Ben bir şeyler söyledim aslında ama sen ne yersin, ne içersin? Ben yiyip de geldim, teşekkür ederim. Nedir bu acil ev arama durumu? Gördüğün gibi burada kalıyorum ve bir an önce bu misafirlik durumundan kurtulmak istiyorum. Tamam. Nasıl bir ev istiyorsun peki? Bu oturduğum eve benzeyen bir şey olsun. Yani böyle bahçesi olan, çiçekli, böcekli, lalenin rahatça büyüyebileceği bir ev. Lale. Kızın değil mi? Kızım. Ölen eşimden. Nerelere bakalım semt olarak? Nereleri düşünüyorsun? Gene bu bölgede arıyorum aslında. Yani şirkete yakın olursa işime gelir. Peki kaça dolu olsun? 6, 7, 8. Yok yok yok. O kadar çok odaya gerek yok. 4 oda yeter. Zaten ben, annem ve Lale kalacağız. Nasıl yani? Ben bu evde problem çıktı da o yüzden taşınıyorsunuz dedim. Eşinle birlikte. Durum şimdi anlaşıldı. Hadi gel buradan çıkalım, bir şeyler içelim sen. Bana uyar. Hem elimde birkaç fotoğraf da var evle alakalı. Onlara da bakarız. Güzel. Ben de zaten bir şey yemek istemiyorum. Peki. Gel bu taraftan. Bak bu şimdikinden küçük ama bahçesi muhteşem. Biraz tadilat istiyor sadece. Vallahi benim hiç vaktim yok Ebru'cum. Bir an önce taşınmak istiyorum ben. Elimdekilerin hiçbiri sana göre değil demek ki. O zaman bana biraz zaman ver. Ben de araştırıp sana döneyim. Olur mu? Anlat bakalım. Neden boşanıyorsunuz? Tamam o zaman. Sormadım farz et. Ben de boşanmış biri olarak bilirim. Çok zordur bu süreç. Ama sana bir tavsiye. Acıtma kendini. Hatta çivi çiviyi söker derler ya. Aynen öyle. Fazla düşünme. Düşünmek sadece seni yorar. Şerefe. Hadi kalk. Sinemaya gidelim. Madem bir karar verdin, o zaman hayatın akışına bırak kendini. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.